Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Öncelikle güncelleme olarak paylaşmıştım. Bir rahatsızlığım oldu. Hava değişiminden dolayı bir ufak bir grip atlattım. Gerçi atlatamadım hala. Sesimde çatallaşıyor, fark ediyorsunuzdur. E, boğazım ve göğsüm hala ağrıyor. Onun için yayınlara biraz ara verdim. Yani bugün açmayı planlıyordum ama madem yayın açamıyorum bir video hazırlayayım dedim. Yayınlara da pazartesi akşamından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bitiremediğimiz hala bir miraj oyunu var biliyorsunuz. Onu bitiririz. Belki yeni oyun oyunlara falan da bakarız birkaç tane. Onu artık yarın planlayacağım zaten. Aslında bir Etail videosu hazırlamayı planlıyordum. Ama baktım ki Game Billet'te daha iyi fiyatlar var. Gerçi çok büyük farklar yok. Yani 3-5 TL bazılarının 10 TL. Bazılarının daha yüksek fiyat farkları da var gerçi ama. Ya da Etail'de olmayan oyunlar da var Game Billet'te. Bunu da şey düşündüm. Şimdi yani biliyorsunuz benim Etail videolarına Etail linklerini tıkladığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Ama dedim ki yani daha iyi fiyatlar varken sırf para kazanıyorum diye daha yüksek fiyatları size niye önereyim? Yani bu hem içime silmez Hem de bir taraftan etik olarak yanlış. Onun için en iyi fiyatları aralarında dönüşümlü olarak videoya ekledim. Etayl'dan da fiyatlar var. Gamebillet'ten de fiyatlar var. Gamebillet'ten daha fazla fiyatlar var. E bundan da bahsetmişken bilgilendirmelerimi de yapayım. E, aktif bir kod yok. Şeyde Gamebillet'te eski bir kod vardı. Artık aktif değilmiş o. Ona baktım. Birkaç koda daha baktım. Onlar da aktif değil. Yani fiyatlar çok iyi zaten. Hani ekstra bir koda gerek yok. Etayl'da hala kullanabildiğimiz Etayl XTR5 kodu var. Onu da bütün oyunlarda kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz biliyorsunuz dostlar ama bazı oyunlarda yani yıldaki fiyata yüzde beş bile indirseniz yine Gamebillet'teki fiyat kadar olmuyor yine fark oluyor onun için Gamebillet fiyatlarını koymayı uygun gördüm bir taraftan da Eteyl linklerine tıklayıp bana destek olabiliyorsunuz biliyorsunuz söylemiştim bunun dışında artık gamebillette de aynı şekilde Gamebillet linklerini üzerinden de satın alım yaparsanız yine bana ufak bir katkıda bulunursunuz dostlar hem Eteyl üzerinden hem Gamebillet üzerinden bu katkıları yapabilirsiniz şimdiden destek olan herkese çok çok teşekkür teşekkür ederim. Tabi bunu ben Discord'da bir ayrı bir Ethereal için o da hazırlamıştım. Burada bütün linklere ulaşabiliyorsunuz. Çünkü videoda bütün oyunları aktaramıyorum. Çok fazla seçenek zaten yukarıda çok fazla sekme var görüyorsunuz. Onun 2-3 misli kadar oyun var zaten. Ben bu oyunların hepsini Ethereal'da olduğu gibi Discord kanalım üzerinden ayrı bir oda açarak Game Billet fiyatlarını da artık sizlere ulaştırmaya başlayacağım. Yani video yapmasam bile eğer Discord adresime katılırsanız videoyla haberdar olmaktansa en azından yani video gelene kadar haberdar maktansa ilk andan, ilk elden hemen bu indirimlerden haberdar olabilirsiniz dostlar. Çünkü indirimlerin bazıları 3-5 gün falan sürüyor. Böyle çok kısa sürelerde oluyor. Hemen o fırsatları kaçırmamak için Discord adresinden ya Discord kanalımdan sizlere ulaştıracağım. Dostlar Discord'da da bu şekilde indirimleri takip etmek için katılabilirsiniz dostlar. Evet çok fazla oyun var, çok fazla sekme var görüyorsunuz. Girişte biraz uzadı zaten. Kusura bakmayın. Bilgilendirmeleri yapmak zorundaydım. Onun için her oyundan ya çok az bahsedeceğim ya da sadece fiyatlarından bahsedeceğim bahsederek geçeceğim dostlar. Age of Darkness Final Stand ile başlıyoruz. Team Seventeen'in iyi oyunlarından, iyi strateji oyunlarından birisidir. Age of Darkness oyunu 39.78 TL'den satılıyormuş. Şu bardak hesap 40 TL diyebiliriz. Şu kısımda da ne kadar süre kaldığını görebilirsiniz. Hemen hemen hepsinin 3 günden fazla süresi var. Çok kısa süresi olan oyunları, indirimleri yetiştiremem diye videoya eklemedim. Ama dediğim gibi sürekli artık linkler de Discord adresinden yenileneceği için oradan sürelerini de kaybetmeden yani süre sıkıntısı olmadan bütün linklere ulaşabileceksiniz. Abon Kingdom baktım Game Billet tarafında stok kalmamıştı. Etail de varmış. Neyse ki aynı fiyattan satılıyor ama burada %5 indirimi de kullanıp mesela 19 TL'ye de indirebiliyorsunuz. Büyük bir fark olmasa da bunu değerlendirmek isteyenler kullanabilir. Etail XTR5 kodunu. Animal serilerini bilir misiniz bilmiyorum. Tower Defense olarak geçiyor. Herkes bu kule savunması olarak biliyor Animal oyunlarını. Aslında kule savunması evet, öyle bir modu da var ama asıl olayımız kule savunma hattından geçen askerlerimizi hayatta tutmaya çalışmak. Yani kule savunma oyunlarını ters perspektiften bakan bir oyun. Oyunlarının hepsinin seri olarak indirim var. Ben birini koydum. İkinci oyununu bu arada 962 %91 gibi mükemmel bir indirim var. Anemole oyunlarının hepsinde çok güzel fiyatlar var. Linklerden bakmanızı tavsiye ederim. Aksiyon Rook Light türünde 3 boyutlu güzel bir oyun. Fena bir oyun değildir. Ashen oyunu. O da zamlanmış olmasına rağmen zamlı fiyattan yüksek bir indirimle 81 TL'ye satılıyor dostlar. Mesela bu oyun Ethereal'da 90 TL idi. %5 bile indirseniz 85 TL'ye iniyor. Arada bir fark var sonuçta dediğim gibi. Yani o farkı bile değerlendirmeniz için ben en iyi fiyatları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum dostlar. Lokantamızı bir otomasyon haline, otomasyon şeklinde çalışan bir lokanta haline daha doğrusu getirdiğimiz otoma çift oyunu da 4,5 TL gibi çok uygun bir fiyata satılıyor. Butter Lost Heaven'da Game bilette daha iyi fiyatı satılıyordu ama sayfayı açamadım. Bazı oyunlar gözüküyor olmasına rağmen listede Türkiye'ye satışa kapalı sanırım için ulaşılmıyor. En azından ben açamadım. İsteyen deneyebilir. Onun da linklerini bırakırım zaten. Batora Last Heaven'da Batora oyunu da aksiyon macera türünde bir rol yapma oyunu dostlar. Güzel bir oyundur. Yeni fiyatlandırmasında da 199 TL'den 119 40'a inmiş. Yine kod kullanarak bunu da 113 TL'ye indirebilirsiniz. Bitcap'ta yine Game billetli. stok olmayan oyunlardandı. Baktım Etail'da var ve çok güzel bir fiyata satılıyor. Burada da bir polisin hayatını oynayabiliyoruz. Piksel grafikli 2.40 mükemmel bir fiyat bu oyun için biz stokları tükendi gözüküyor. Yine de buraya koymak istedim. Şimdi Gamebillet tarafında da stok yok. Aynı fiyattan satılıyor iki tarafta da ama Gamebillete ulaşamadığım için tam olarak Etail en azından hani bilgilendirmeleri falan paylaşıyor. Stok geleceğini söylediler. En azından indirim bitene kadar belki stokları yenilerler. Yine linkini bırakacağım her zaman olduğu gibi. O link üzerinden kontrol edersiniz dostlar. Destiny 2 biliyorsunuz ücretsiz bir oyun ama bir sürü DLC içerikleri var. Bu DLC içerikleri de bayağı geniş bir hale gelebiliyor. Ben yine bir tanesini koydum. Bir sürü DLC'si var. Hepsi indirimde. İyi fiyatlar da var. Yüksek fiyatlar olan da var. Güzel bir paket. 87.60'dan satılıyor dostlar. Bu nasıl bir <laughs> bitiş tarihidir. 3289 gün sonra bitiyormuş bu indirim. Yani ömür boyu bu fiyattan alabilirsiniz Cat Quest'i. Cat Quest 1 ve Cat Quest 2 oyunları çok güzel cüzi fiyatlarda. İkisi de çok eğlenceli, çok keyifli oyunlar. Daha geçenlerde birincisini bitirmiştim. İkinciye de başladım. Çok keyifli oyunlar. Gerçekten tavsiye ederim. Birinci oyun 560. 6 TL'den satılıyor. İkinci oyun, iki kişi oynayabiliyorsunuz yani bir kedi bir köpek olarak. Hem aynı karakter yani birinden birini seçerek de oynayabiliyorsunuz. Lokal bir şekilde aynı bilgisayardan bölünmüş ekran ya da aynı ekranda iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Cat Quest iki dostlar o da 741'den satılıyor. Cells için ayrı bir kısım ayırdım videoda dostlar. Hem Steam kütüphanesine eklemek isteyenler hem de platform önemli olmayan fiyat önemli olan dostlar için ayrıca fiyatlar koydum hem Epic'ten hem Microsoft Store'dan. Yalnız <laughs> DLC'ler DLJ bundle'ında bir acayip bir fiyatlandırma var onu göstereyim onu isterseniz daha sonra bekleyip düzeltilmesini de şey düzeltilmesini bekleyip bir onu söylerim ben yanlış fiyatlandırma da olabilir çünkü yani düşük fiyattan yükseğe çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi Steam kütüphanesine eklemek isteyenler için biliyorsunuz damlandı Dead Cells onun için daha iyi bir fiyatta şu an 117 TL'den satılan oyun Etail sales kodunu burada işte sepette kullanırsanız eğer 90 TL'ye düşüyor dediğim acayip fiyatlandırma 25-20 olan fiyat 29-20 gibi gözüküyor burada. Ya bu normal fiyatı farklı ya da yanlış fiyatlandırma yapmışlar. Bunu ben bahsedeceğim. Linkini bırakırım. Yine Ethel tarafına ulaşıp hangi fiyat doğru filan onun şeyini düzelttirmesini yaparız. Ona da bakarsınız dostlar. Burada eski DLC'leri yani yeni çıkan Castlevania DLC'si olmayan versiyonu. Sadece DLC paketi. Bunu aldığınızda şu an 29.90 gözüküyor ama daha iyi fiyat olması lazım. Bir de yeni çıkan Return to Castlevania DLC'si burada Steam'deki 105 TL'den 80 TL'ye inmiş ama Ethel XTR5 kodu kullanırsanız 76 TL indirme şansınız var. Şimdi Steam tarafına baktığımda 216 TL'ye inmiş oluyor. Burada 170 TL civarı falan oluyor galiba toplamda. Tam hesaplayamıyorum çünkü şuradaki fiyattan dolayı. Eğer ki hani Steam harici bir yerden alırım ben hiç fark etmez. İlla Steam olması gerekmez diyorsanız. indirimde olmasa bile şu anda hala güzel fiyatlarda. Burada mesela Epic'te indirim de bekleyebilirsiniz. Yani fiyatı değişir değişmez onu bilemem ben. 39 TL ana oyun Castlevania derecesi 70 69 TL ee, ve yine Ethereal'daki fiyattan daha iyi DLC bandılı bütün zaten DLC'leri toplamış oluyorsunuz. Normalde alırsanız burada Medley of the Pain paketi 299 TL iken burada işte 139 TL'ye 140 TL'ye gelmiş oluyor. Ya da Microsoft Store'dan o da indirimde değil ama indirim gördüğü zamanlar oluyor. İndirimde bekleyebilirsiniz. Bu fiyatta da alınabilir. Medley of the Pain paketi en iyi fiyatta. Tabi bu hiç Dead Souls elinde olmayanlar için söylüyorum. Bütün çünkü paket burası. Ana oyunda var. Bütün DLC paketleri da var. Castlevania DLC paketi dahil olmak üzere. 113. 75'ten satılıyor. Sadece Dead Cells alırsanız şuradaki fiyatı önemsemeyin. Bu Game Pass sahipleri için özel bir fiyat. Normalde 71.25 Castlevania ile beraber 88 TL. Ayrıca bir DLC paketi olarak satılmıyor galiba Microsoft Store'da. Ama gerek de yok yani bence. Hani Dead Cells'ı sadece bir platformdan aldıysanız ona göre işte seçenekleri değerlendirirsiniz. Evet bir katamanın başına gelen felaketi oynadığımız. Bu felaketi oynuyoruz. Yani felaket görmüyoruz. Felaketi gerçekten biz oynuyoruz. Çok değişik bir oyun. Anapurna Interactive'in yine beğendiğim değişik oyunlarından birisi. Donut County oyunu 28-34'ten satılıyor. Benim bir türlü ısınamadığım bir oyun oldu. Farming Simulator ama sevenleri var. Yani sevenleri de bayağı severek saatlerce oynuyor. E o arkadaşlara gelsin. Farming Simulator 19 versiyonu. Yenisi de 22 mi 23 mi bunun? Çok da zaten hakim değilim. Farming Simulator 19 Steam Key olarak 67.5 TL'den Game Millet'te satılıyor. Genesis Alpha 1 Deluxe Edition'da sene başlarında zamlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Burada eski fiyatından indirimde 8.99'dan oyunu alabilirsiniz dostlar. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir golf oyunu. Golf with your friends. Çok da anlatmaya gerek yok. Tanınmış bir oyun zaten. Team Seventeen'in iyi oyunlarından birisi yine çıtır çerez bir fiyatta 7.41 TL'ye satılıyor. Yakın zamanda çıkan bir oyun Ağustos olması lazım. Tam tarihini hatırlamıyorum. Gord oyunu da bir koloni simülasyonu, bir strateji oyunu aynı zamanda. E tabi yüksek fiyatlandırmadı ama Steam fiyatına göre baktığımızda baya uygun fiyata geliyor. Takip edenler varsa eğer şu an 350 TL'den satılıyor. Anapurna'nın BAFTA ödüllü oyunlarından birisi. BAFTA ödüllerini böyle güzel sanatsal oyunlara veriyorlar genelde. Her oyunun alabileceği bir ödül değildir. Taşaklı bir ödüldür yani. Atmosferik bir macera oyunu olan Journey oyunu şu an 54 TL'den satılıyor. Evet, Jurassic World, Jurassic Park diyelim artık filmlerinden bildiğimiz evrende geçiyor. Kendi Jurassic Park'ınızı yaratmak istiyorsanız elinizdeki fırsat işte işte Jurassic World Evolution ilk oyunu gerçi ikinci oyununun indirimini göremedim güzel bir fiyata satılıyor Jurassic World, World Evolution oyunu 30.77'den satılıyor Kingdom New Lands oyununun devam oyunu Kingdom to Crowns Yarl Edition olarak satılıyor Yarl Edition içerisinde North Lands yani farklı toprak parçalarına da gidebildiğiniz göçebildiniz. zaten oyunun hemen hemen amacı bu yani bir krallığınızı kurup onu savunup göç edebilecek konuma geldiğinizde farklı krallıklara seyahat ediyorsunuz ve her şey tekrar başlıyor. Crowns'ta iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Kingdom serisinin son oyunu The Crowns 48-42'den satılıyor. Anapurna oyunlarının hikayeleri hep güzel oluyor. Zaten biraz önce de söylemiştim. Last Stop'ta yine güzel hikayeli deneyimleyebildiğiniz bir oyun arkadaşlar. Last Stop oyunu 75 TL'den satılıyor. Main Assembly bir sandbox oyunu. Kendi araçlarınızı tasarlayıp onları test edebildiğiniz, zorlayabildiğiniz bir oyun. Main Assembly 13.5 TL'den satılıyor. Çok sevdiğim oyunlardan birisi Midnight Fight Express 16 TL civarlarında satılıyor yanlış hatırlamıyorsam daha da fazla olabilir Steam tarafında burada bayağı bir inmiş ona göre baktığımızda 104.5 TL'den satılıyor. Amerika'da bunun özel etkinlikleri var belki seyretmişsinizdir Bigfoot olarak da tabir ediliyor bu araçlar Monster Truck Championship'te 32.5 TL'den satılıyor. Bir taşıma şirketinin elemanlarını oynuyoruz Moving Out oyununda güzel bir parti oyunu arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz oyun 15.74 TL'den satılıyor. Genelde Steam tarafında 111 TL Yuvarlak hesap, düz hesap daha doğrusu 100 TL diyebiliriz. Other Wilds için iyi bir fiyattan satılıyor. Other Wilds Türkçe desteğinin de olduğunu hatırlatmak isterim. Çok güzel bir uzayda keşif oyunu diyebiliriz Other Wilds için. Planet Alpha bir platform oyunu ama ha hayatta kalma mekanikleri de var. Yani bu hayatta kalma oyunları gibi düşünmeyelim. Platform tarzında yabancı bir gezegende bu yabancı gezegenin şartlarına göre hayatta kalmaya çalışıyoruz rengarenk. Çok oynaması da keyifli bir oyun. Planet Alpha oyunu 11.51'den satılıyor. Planet zoo oyunu biraz önce Jurassic Park yaratıyorduk. Burada normal bir hayvanat bahçesi yaratabiliyorsunuz. Tabii ki kocaman bir parkta bir tema park yaratıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Planet Zoo oyunu 48,5 TL'den satılıyor. Red Wings oyunları da zamlanmıştı. Red Wings hem American Aces hem de Aces of the Sky oyunları. 3 boyutlu shut em up tarzında aksiyon oyunu diyebiliriz. Çok oyunculu versiyonları da daha doğrusu çok oyunculu modları da var. Ne kadar oynanıyor ama bilmiyorum. Eski fiyatlarından satılıyor. Çok çok uygun fiyatlarından satılıyor. Asus of Sky 2.87'liğe, Amerikan Asus da 1.83'e satılıyor. <laughs> yani bu, bu, fiyatlara bu kalitede oyunlar yok artık. Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition'da da yine tema parkı yaratıyoruz. Ama özelliğimiz daha doğrusu ön plana çıkardığımız tema parkımızın özelliği roller coasterlar oluyor. Kendi roller coasterlarınızı tasarlayabiliyorsunuz. Bu oyunda 10 TL'den satılıyor. Sayonara Wild Hearts oyunu da hem bir aksiyon hem de bir ritim oyunu. Bu ritim oyununu aksiyon özelliklerini birleştirmişler. De çok değişik bir oyun olmuş. Yine Anapurna'nın elinden çıkan bir oyun. Yine Anapurna'nın sayısız BAFTA ödüllü oyunlarından birisi. İki türü birleştirmesi çok ilginç olmuş. Oynanış videolarına da bakmanızı tavsiye ederim. Çok gerçekten çok ilginç. Çok oynaması keyifli bir oyun. Sayonara Wild Hearts oyunu da 57 ya da 56.5 TL diyelim. 56.5 TL'den satılıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada toprak altında bir sığınakta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sheltered oyununda dostlar. Yine çıtır çerez hatta sudan ucuz bir fiyatı var. 4.30 TL'den satılıyor. Geçen senenin beğenilen Souls-like oyunlarında Still Rising yine Steam'den daha iyi bir fiyatlandırmada. Şu an %60 indirimle 112 hatta 113 TL diyelim yuvarlak hesap 113 TL'den satılıyor. Diğer paketleri falan da var. Yüksek paketleri falan da var. Dedim ya onları başta da söylediğim gibi eğer farklı fiyat daha doğrusu farklı paketler falan varsa onları da linklere bırakacağım dostlar. Evet, Steam tarafında yanlış hatırlamıyorsam yine zamlanan oyunlardan Sticks. 2 tane oyunu var. Diğer oyunu indirimde değil burada. Sadece bu var. Master of Shadow. Styx'te bir goblini yönetiyoruz. Bu goblinle de sızma görevleri, gizlilik içeren görevler yapabiliyoruz. Master of Shadow 4.90'a satılıyor. Evet FMV oyunları yapan bir stüdyo vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bütün oyunları öyle gerçi normalde. Ama bu Talent Lies Anapurna'nın elinden çıkan bir FMV oyunu. Biliyorsunuz film tadında seçenekler üzerinden ilerleyen bir tık birden çok sonu olan seçtiğiniz seçeneklere göre farklı sonlara ilerleyen oyunlar bu FMV oyunları. Talent Lies'da yine iyilerin Birisi Anopurna'nın iyi oyunlarından birisi. 40,5 TL'den satılıyor. Escapits ikinci oyunu. Escapits'te de her bölüm giderek zorlaşan hapisten kaçma deneyimleri yaşıyoruz. Tabi hapist, hapisten kaçma olayı değil. İçerisinde craft mantığı da var. Yani bir hayatta kalma mantığı üzerine işleyen bir oyun aslında Escapits. Güzel bir oyundur. 13,5 TL'den satılıyor Escapits 2. Evet hızlı oynanış doğrusal düzeyde. ilerleyişte bir aksiyon oyunu. Hızlı oynanış bir aksiyon oyunu. The Petless. Genelde 150 TL civarında görüyoruz bunun fiyatlarını ama Game Billet'te 135 TL'ye kadar düşürmüşler şu anki indirimle. Red Lantern oyununu da Steam'de indirimlerde gösteriyordum. Normal fiyatını hatırlamıyorum ama buradaki fiyatı müthiş. Red Lantern'da Alaska'da kızak köpeklerimizle beraber hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tabii ki kendi hayatımızdan daha da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kızak köpeklerini hayatta tutamazsanız kıza kendiniz çekmek zorunda kalabilirsiniz. 10.79 TL'den satılıyor The Red Lantern oyunu. Tower 57 oyunu da Game Billet tarafında stokta yoktu ama fiyatı mükemmel olduğu için çok da güzel bir oyun olduğu için Ethel'a baktım. Ethel'da da varmış. 2 TL'den satılıyor. Retro tarzında bir shooter oyunu. Üstten bakış bir oyun. Dostlar tabi evrende böyle bir kıyamet sonrası cyberpunk evreni olarak düşünebiliriz. Çok beğendiğim, severek oynadığım oyunlardan birisidir. Bu fiyata kaçırmayın derim. Team 70 oyunlarının geneline baktığımızda Team 70 stüdyosundan çıkmasına şaşırdığım oyunlardan birisidir. Trapunk 2 FPS türünde bir aksiyon oyunu dostlar. Bayağı da beğenilmişti. Güzel yorumları var biliyorsunuz. Yine Steam'den daha iyi bir fiyatlandırma 336 TL'den satılıyor. Turmoil'de bir petrol şirketini yönetiyoruz. En büyük petrol şirketi olmaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz de var tabii ki. Petrolün çıkartılması, işlenmesi, satılması gibi şeyleri yapabiliyoruz bu oyunda dostlar. Yine keyifli bir oyundur. Eğlencelik bir oyun. Turmoil oyunu da 15.84'ten satılıyor. 12 dakikalık bir döngüyü sürekli olarak oynadığımız bir oyun. 12 Minutes çıktığında da güzel yorumlar almıştı. Zaten yine puanları da çok iyi. Hatta ödüllü de bir oyun olması lazım. Lazım. Yine Anapurna Interactive'in iyi oyunlarından bir Minutes. Bu 12 dakikalık döngüyü kırmak için her yaşadığımız dö döngüdeki olayları ölçüp ne eksik ya da yapmamız gereken nedir? Bunları çözmeye çalışıyoruz. Bu oyunda 91.5 TL'den satılıyor. Yine favori oyunlarımdan birisi çok güzel bir hikayeye sahip olan yine BAFTA ödüllü What Remains of Edith Finch de zamlanmış olmasına rağmen zamlı fiyatına rağmen fiyatını hak edebilecek çok güzel bir hikayeye sahip. What Remains of Edith Finch oyunu şu an 40.5 TL'den satılıyor. Yine seri olarak satışta olan Worms serisi, Worms oyunlarının tamamı, hemen hemen tamamı indirimde. Hepsi de bu fiyatlandırmada hemen hemen. Ben yeni 3 boyutlu tarzını çok beğenmedim. Eski bu 2 boyutlu tarzı çok çok daha güzel. Hatta bu oyunların güzel bir özelliği aynı bilgisayarda lokal olarak iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Hatta parti oyunları falan da yapılan versiyonları var böyle sırayla oynadığınız şeklinde parti oyunları olarak da oynanabiliyor. Worms serisinin tamam dediğim gibi indirimde. Sadece birini koydum buraya. Yine linklerini bırakacağım. Hepsine bakabilirsiniz dostlar. Warmth Reloaded mesela 5.5 TL'den satılıyormuş. Beni uzun süredir takip edenler bileceklerdir. Yoku Island ve Yoka Leyla oyunlarını ne kadar çok beğendiğimi, şaheser olarak gördüğümü, bu fiyatlara satılmaması gerektiğini, herkes tarafından oynanmaması gerektiğini... <laughs> söylüyorum. Bence 2000-3000 TL'den satılmalı ki herkese ulaşmamalı. Bu fiyatlara satılması gerçekten mucize. Yani oynamak isteyenler varsa kesinlikle kaçırmasın. Ben bu oyunları yayıncılığımı bitirme oyunları olarak karar verdim dostlar. Bunları birkaç yayınımda da söylemiştim. Eğer yayıncılığı bir gün bitirmeye karar verirsem son oyunlarım olarak Yoko Island Express ve Yoka Leyle ki bu ikinci oyunu gerçi ama oyunlarını oynamayı planlıyorum. Anlayın ki yani eğer yayınlarım da boyunlardan birini oynadığımı görürseniz yayıncılık hayatımı noktaladığım anlamına geliyor dostlar. Evet Yoko Island Express oyunu 5.75'e Yoko Island şey pardon Yoka isimleri de çok Yokus Island 5.75. Yoka Leyla and the Impossible Layer oyunda 6.74'de satılıyor. E, son oyunumuz da Zora Chronicle. Ben inceleme videosu da hazırlamıştım buna. Ya biraz çocuksu bir oyun aslında baktığımızda ama yine de geçmişinde benim gibi böyle zoro filmleriyle falan büyüyen, filmleri demeyelim de dizisiyle büyüyen bir çocukluğunuz falan varsa hatırlayacaksınızdır. En azından hani Zora oynamak bile keyifli. Biraz çocuksu ve basit bir oyun olsa da eğlenceli bir oyun. Kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Yani 160'te 160 32 TL'ye normalde çıkmıştı Steam'de. O fiyattan normal olması gereken fiyata düşmüş. 51 TL'ye satılıyor. Evet dostlar burada bitiriyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince en iyileri bu video koymaya çalıştım. Yani koymadıklarım da iyi değiller. Anlamına gelmiyor tabii ki bu ama hepsini videoya sığdıramazdım. Zaten yine bir uzun bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Ben de biraz tam olarak hastalığımı düzeltmeden de olsa elimden geldiğince canlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yine her zaman gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı da ihmal etmeyelim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.